Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, Kilimli, Kozlu, Gökçebey, Çaycuma, Çaydemirmeni, Beycuma ve Çatalazlı Kızılay şubelerinin kapanmadığını, sadece şubeden temsilciliğe dönüştürüldüğünü açıkladı. Türkiye çapında bulunan 750 şubeden 314'ünün temsilciliğe dönüştürüldüğünü belirten Aygün, kamuoyunda kapandılar şeklindeki söylentinin de yanlış bilgi olduğunu belirtti. Kapanan şubelerimiz diye bir konu yok. Yanlış bir anlaşılma. Sadece 7 tane şubemiz temsilciliğe çevrildi. Bu da tasarruf amaçlı. Türkiye genelinde 400 şube, 750 şube vardı Türkiye genelinde ve bunların bazıları küçük şubelerdi. Bu nedenle tasarruf amaçlı sadece temsilciliğe çevirdi. Binalarımız, bayraklarımız, başkanlarımız aynı hepsi görevinin başında. Sadece şube başkanı değil, temsilcilik olarak yürütecekler. Ondan nedenle de hiçbir sıkıntı yok. Zonguldak'ta temsilciliğe Kilimli, Çatalazı, Beycuma, Çaydemirmeni, Kozlu, Alaplı şubelerimiz temsilciliğe çevrildi. Ereğli, Devrek ve Zonguldak il şube olarak devam ediyor. Nihat Aygün ayrıca Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Kilimli Köprübaşı Ulu Camii'nde Mevlid okuyacaklarını, teravih namazı öncesinde ve sonrasında ise kan bağış kampanyası düzenleyeceklerini ifade etti. Aygün ayrıca 14 Haziran'da da rekortman kan donörlerini ödül vereceklerini ve ardından iftar yemeği düzenleyecekleri de sözlerine ekledi. Bizim Türk Kızılayımızın 149. kuruluş yıl dönümü bugün. O hem ülkemize hem dünyaya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü Türk Kızılay dünyada ve Türkiye'de güzel hizmetler yapmaya devam ediyor ve edecek inşallah. Ve bugün inşallah yine kuruluş yıl dönümümüz nedeniyle Kilimli Köprübaşı Camii'nde bir kan kampanyamız var. Aynı zamanda da şehitlerimizin ruhuna Kur'an okutacağız bu akşam orada. İkramlarımız olacak. Yine yarın akşam kan merkezimizin hazırlamış olduğu, öncülüğünü kan merkezimizin yapmış olduğu, her yıl yaptığımız gibi kuruluş yıl dönümümüzde kan dönerlerimizin madalyaları verilecek. İftar yemeğimiz var aynı zamanda. Yine dönerlerimiz orada ikramlarımız olacak. Güzel, onlara birer de çiçek hediye edeceğiz inşallah. Kuruluş yıl dönümümüzü bu şekilde etkinliklerle kutlamaya da devam edeceğiz bu hafta boyunca.